Evet, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını bir kez daha hatırlatalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Seçimleri iptal etti. Peki gerekçe ne? Ağırlıklı olarak sandık kurullarının teşkilindeki olumsuzluklar, sandık kurulu başkan ve üyelerinin memur olmayan kişilerden seçilmesi konusunda itirazları vardı, iddiaları vardı AK Parti ve MHP'nin. İşte bu iddialar incelendi İlçe Seçim Kurulları tarafından. Raporlar düzenlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne o raporlar geldi ve iddialar, itirazlar kabul edildi Yüksek Seçim Kurulu tarafından ve sandık kurullarının teşkiline ilişkin iddiaları kabul ederek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Bir önceki yayınımızda aktarmıştık. 60 günlük süre sonrasında bir tarih belirleniyordu ilk takip eden pazar. Ama Yüksek Seçim Kurulu bunun öncesinde ya da sonrasında gerek gördüğü takdirde bir tarih belirleyebilir demiştik. İşte bunu yaptı Yüksek Seçim Kurulu. 23 Haziran'ı da seçimin yenileneceği tarih olarak belirledi. 23 Haziran'da İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim için tekrar sandık başına gidecekler yaklaşık 45 gün sonra. Ve Büyükçekmece ve Maltepe ilçe belediye başkanlıklarının iptali ve yenilenmesi talepleri. İşte bunlar bugün görüşülmedi. Yüksek Seçim Kurulu Büyükçekmece ve Maltepe başvurularını da yarın gündemine alacak ve Büyükçekmece ve Maltepe ilişkin nihai kararlarını da yarın 7 Mayıs Salı günü vermesini bekliyoruz. Şimdi hemen kameralarımızı AK Parti'nin önüne çevireceğiz. Arkadaşımız Murat Pazarbaşı orada bizleri bekliyor. Murat, nedir oradaki son durum? Hemen sözü sana bırakayım ben. Şu anda sessizliğin hakim olduğunu söyleyelim AK Parti Genel Merkezi'nde. Aslında gün boyunca sessiz bir hava vardı AK Parti Genel Merkezi'nde. Burada da Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkacak karar bekleniyordu. Hem bugün Ramazan ve iftarın ilk günü olması dolayısıyla şu anda iftar saati ve AK Parti Genel Merkezi'nde kimse yok. Genel Başkan Yardımcıları dışarıdalar iftar programları için. Genel Merkezi'nin dışındalar ama İftardan sonra özellikle seçim işleri, yerel yönetimlerle ilgili isimlerin buraya gelerek ilk değerlendirmeleri yapmasını bekliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkan karar doğrultusunda ve önümüzdeki süreçte atılması muhtemel adımlara ilişkin ilk değerlendirmeleri, ilk toplantıları burada AK Parti Genel Merkezi'nde yapmaları söz konusu olacak. İlk değerlendirmeler sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden bazı AK Partili milletvekillerinden, genel başkan yardımcılarından geldi. Öncelikli olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına ilişkin hayırlı olsun temennileri oradan paylaşıldı. Daha kapsamlı bir açıklama henüz AK Parti'den herhangi bir isimden yapılmadı. Dediğimiz gibi ilerleyen dakikalarda AK Parti Genel Merkezi'nde ilk değerlendirmelerin yapılacak toplantıların ardından kamuoyuyla paylaşılması söz konusu olacak. Bu açıklamayı kim yapacak şu an için belli.